Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. İyi bir hafta sonu diliyorum. Denemelerimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Haydi bakalım TYT denememiz başlıyor. Gelsin birinci sorumuz. Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek, belgeleri dayalı olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımdan çıkarılamaz? Tarihin konusu insan mıdır? Elbette insandır. İnsanların faaliyetlerini inceliyor değil mi? Bakın başta belirtmiş. Doğru. Geçmiş olaylar mı konu alır? Tabii ki de. Biz geçmişin bilimiyiz değil mi? Elbette. Tarih bilim olaylar arasındaki ilişkiyi mi açıklar? Hem de neden sonuç ilişkisi var değil mi? Doğru. Sebep sonuç ilişkisi. Biliyorsun, tarih bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için kaynaklardan yararlanır. Kesinlikle bakın belgelere dayalı diyor zaten tanımımızda. Lakin tarih bilgiler sonradan değişebilir. Değişmez demiş burada, yanlış. Var olan bilgiler, mevcut bilgiler yeni bilgi ve belgelerin bulunmasıyla sonradan değişebilir. Bu da tarihin dinamik bir bilim dalı olduğunu ve kendini sürekli yenileyebildiğini gösteriyor. Cevabımız Deniz arkadaşlar. Evet. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. İkinci Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atma zamanının geldiğine kanaat getiren Papa'nın teşvikleriyle Avusturya, Rusya, Leistan, Venedik ve Malta'nın yer aldığı kutsal ittifak olarak adlandırıldıkları Avrupa Hristiyan Birliği oluşturulmuştur diyor. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin kutsal ittifak devletlerini Osmanlılar Avrupa'dan uzaklaştırma konusunda ümitlendirdiği söylenebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz kutsal ittifak devletleri bir tarafta Haç, bir tarafta Hilal, değil mi? Osmanlı Hilal'i temsil ediyor. Kutsal İttifak Devletleri de 5 devleti temsil ediyor. Peki bunlar ne zaman karşı karşıya geldiler? 2. Viyana kuşatmasında değil mi? Ve Osmanlı Devleti Kutsal İttifak Devletleri ile yaptığı savaşlar sonucunda büyük bir yenilgi alarak ne yapacaktır? 1699'da Karlofça imzalayacak ve Batı'da büyük ölçüde ilk kez toprak kaybedecektir. Dolayısıyla Karlofça Anlaşması'nın yapılması Avrupalıları büyük bir umuda sokmuştur arkadaşlar. Büyük bir umuda kapılmalarına vesile olmuştur. Karlofça'da biz ilk defa Batı'da büyük ölçüde toprak kaybediyoruz çünkü. Evet. Cevabımız Bursa. Gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Bakın arkadaşlar bu soruyu lütfen dikkatlice okuyun ve dikkatlice çözün. Çok dolaylı bir soru. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Batı'ya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu bir hataydı. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Atatürk'ün bu sözlerinde Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politikalarından hangisini hata olarak gördüğü söylenemez. Hangisi Osmanlı'nın hatası değildir diyor yani. Abi dursun. Asker alandaki başarıları yeterli görme. Kesinlikle biz bize yeteriz, biz en güçlüyüz diyerek Avrupa'da devletlerle ilişkileri kestik. Bu yüzden de devletimiz geriledi. Batı'daki yeniliklere uzun süre kayıtsız kalma. Bu bir hataydı. Kendini diğer devletlerden üstün görme. Bakın ne diyor? Mağrur olarak kendini görmesi diyor değil mi? Mağrur görme. Evet bu da doğru. Bilim, sanat ve teknoloji alanına yeterli ilgi göstermeme. Göstermediği için zaten Avrupa'nın bilimsel yönden, tekniksel yönden gerisinde kaldı. Lakin Avrupalı devletlerle ilişki kurma, diplomatik ilişki kurma hata değil. Atatürk hatta bunu savunuyor. Avrupalı devletlerle diplomatik ilişkiyi kesmemeliyiz diyor. Bak ne diyor? Bu bir hataydı. Bunu bir daha tekrar etmeyeceğiz diyor değil mi? Dolayısıyla cevabımız Adana. Bu bir hata değil. Atatürk'ün istediği şey zaten A şıkkındaki şey. Değil mi? Evet. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Yine çok dolaylı bir soru. Gerçekten TYT kıvamına çok uygun arkadaşlar. TBMM açıldıktan sonra bir kısım kanunlar çıkarmış. 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasi adıyla bir anayasa hazırlamıştır. Ancak olağanüstü şartlardan dolayı kısa ve öz olarak hazırlanan bu anayasada var olan hükümler dışındaki konularda Osmanlı Anayasası ve kanunlarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TBMM'nin Osmanlı Anayasası ve kanunlarını geçerli saymakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? Osmanlı Anayasası dediği neydi arkadaşlar? 1876 Kanuni Esasi. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası mıdır? Evet. Kanuni Esasi. Arkadaşlar bizim anayasamız taslak bir anayasa. Olağanüstü şartlarda hazırlandığı için birçok eksiği olabilir. Dolayısıyla bizim anayasamızda olmayan bir hükmü Osmanlı Anayasası'nda ve Osmanlı kanunlarında arayacağız. Maksadımız burada bir hukuk boşluğu oluşmasın. Bakın hukukta böyle tabirler vardır arkadaşlar. Hukuk boşluğu, kanun boşluğu değil mi? Burada bizim en yapıcı cevabımız C şıkkıdır. Hukuk boşluğunu önlemek. Düşünsenize sizin anayasanız çerçeve anayasa ve bir konuda bir ilgili bir hüküm yok. Ne yapacağız? Hükümsüz mü bırakacağız? Hayır tabii ki de. Hukuk boşluğu olmaması için
Osmanlı'nın anayasasına bakacağız ve Osmanlı'nın kanunlarına bakacağız. Sonuçta biz bir Türk milletiyiz. Osmanlı da bizim ecdadımız, değil mi? Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Ve gelsin bakalım son sorumuz. Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinden hangilerinin etkisiyle İslam dünyasında saygınlık kazandığı savunulabilir? Oldukça kolay bir soru. Osmanlı Haçlarla mücadele ettiği için İslam dünyasında büyük bir saygınlığa kavuşmuştur. Hatta halife bile takdir etmiştir başarımızı. Fetih politikasını gaza anlayışı üzerine temellendirmek. Zaten gaza ve cihat İslam dininde olan şeydir. Türklerdeki Türkçen hakimiyetiyle uyuşuyor. Endülüs ve Hindistan'da sorun yaşayan Müslüman topluluklarına yardım gönderme. Elbette bunların hepsi Müslüman, değil mi? İşte ne bileyim işte Gücerat Sultanlığı'na, Aceh Sultanlığı'na yardım götürüyoruz. Bu da bizim İslam dünyasındaki saygınlığımızı arttıracaktır. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1, 2 ve 3'tür değerli arkadaşlar. Yani Edirne olacaktır. Bu üçü de bizim Türk İslam dünyasındaki saygınlığımızı arttırmıştır diyoruz. Evet arkadaşlarım, bugünkü TYT denememizin sonuna geldik. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim.